Meneli Televizyonu'na hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Sibel Mazrek, Ki Global Anonim Şirketi yöneticisi Kürşat Muratlı ile birlikte ekonomi dünyasında programıyla karşınızdayız. Dünya genelinde salgın nedeniyle ekonomik dalgalanmalar yaşanıyor değerli izleyenler. Bu hafta Irak'ın ekonomisini üzerinde duracağız. Fakat onun öncesinde Irak'ın ekonomisini de etkileyen ekonomik gelişmeleri, dünya ekonomisinde yaşanan dalgalanmalarla başlamak istiyoruz. Bu hafta programın girizgahını ekonomi üzerinde yaşanan dalgalanmalarla yapacağız. Sayın Murat diye soralım şu anda dünya piyasalarında neler oluyor? Evet, başlamadan önce tabi seyircilerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Dünya piyasalarında biraz işler tersine döndü bu haftaya başlarken. ve Bizim bu programın yayınlandığı süre içerisinde, hafta içerisindeki gelişmeler ne oldu onu takip edip izleyip göreceğiz. Fakat şöyle bir gelişme oldu. Biliyorsunuz bütün merkez bankaları, Avrupa Merkez Bankası, Çin ve FED, Amerikan Merkez Bankaları parasal genişlemeye gitmişti 2020'de. Biz bunları hep daha önce konuşmuştuk parasal genişlemenin sebebi de ekonomideki tıkanmalar. Covid'e yani pandemiye bağlı olan tıkanmalardan dolayı. Neden tıkandı? Çünkü bir kere Covid'den dolayı bütün ticari faaliyetler yavaşladı. Ticari faaliyetlerin yanında bütün sektörler bundan olumsuz anlamda etkilendi. Sadece hizmet sektörü en büyük darbeyi aldı biliyorsunuz ki %50'nin üzerinde %65 civarında bir ciroda daralma yaşadı dünya piyasalarında fakat onun dışında tabii ki de hizmet sektörünün yanında e, ciddi anlamda tedarik zincirleri bozuldu. Tedarik evet. zincirleri derken biz neyi kastediyoruz? Tabii ki de sanayinin bozulması, üretim hatlarının bozulmasına kaynaklı. Bu da tabii ki de kapanmadan, yasaklar, sokağa çıkma yasakları ve çalışma saatlerinin değişmesinden dolayı kaynaklandı. Böyle olduğu için e, fabrikada üretim yapan sanayicilerin üretim kapasiteleri tamamen düşmüş durumda. Yani en yakın örneği e, kendi çevremizden verecek olursak Türkiye'deki orman ürünleri sektörü bir de mesela çok ciddi anlamda etkilendi. Biz e, ki yani Türkiye'de ilk 500 sanayi kuruluşunun arasında yer alan orman ürünleri üreticilerinden biz birkaç haftada özellikle de 2-3 haftada mal tedarinde bulunabilirken şu andaki pandeminin yarattığı o sanayideki daralmadan dolayı termin süreleri 7-8 hafta yani 2 ayı aşkın bir süreyi bulabilmekte. Bu da ciddi anlamda hem tedarik zincirini etkilemekte hem de üretim kısmını etkilemekte Hı -hı. ve sonra da bak bakacak olursak inşaat sektörü de tabii çok büyük bundan darbe aldı. Biz geçen programda da zaten inşaat sektörünü şöyle değinmiştik. Orta Doğu'da e, en büyük dinamik inşaat sektörünü e, finans sağlayan e, gelirler tabii ki de petrol kaynaklıydı. Hı -hı. E, kapanmalar olunca pandemi döneminde 2020 boyunca petrol fiyatları inanılmaz düştü. Çünkü neden? Aslında arz sabitti yani petrol üretimi Hı -hı. sabitken, o talepte çok ciddi bir düşüş oldu. İnsanların hareket kabiliyetleri düştü. İşte turizmden bahsediyorduk. İşte uçak, hava yollarının e, uçuşlarında çok ciddi azalma. Hatta yüzde doksanı varan yolcularda kayıp olduğundan bahsediyorduk. E bu da tabii ki de petrole, petrol fiyatlarına yansıdı. Petrol fiyatları 30 doların altına kadar, 25 dolara kadar evet. dip gördü uluslararası piyasalarda ki belli dönemlerde Texas petrolünün bir sıfırlandığını gördük. Çünkü Amerika'daki petrol stokları dolmuştu. Çünkü bilirsiniz yani dünyanın en büyük petrol stokçusu Amerika'dır. Evet. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında emperyal bir devlet olma, dünya piyasalarını etkileme biçimi her zaman belli başlı ürünlerde ve özellikle kar marjı çok yüksek olan ürünlerde dünyanın en büyük stokçusu olmasıdır. İşte altın, petrol ve silahtaki en büyük stokçunun Amerika Birleşik Devletleri olmasından hı hı. kaynaklı piyasayı bu şekilde kendi menfaatlerine dayalı olarak e, yön verebilmesinden kaynaklı. Ve Amerika'nın stokları dolmuştu. Hatta Suudi Arabistan'dan gelen birkaç tankeri e, limanlarına kabul etmediler. Bunları okyanuslu açık e, limanlarda bekletmek durumunda kaldılar 15-20 gün boyunca. E, böyle günlerden geçtik yani petrol piyasalarında hı hı. bile. Ve sanayide bunu, her sektör gibi sanayide çok fazla etkilendi. Peki şimdi biz bu haftayı neyle girdik? Bu hafta ilk dikkati çeken pazartesinden itibaren tabii ki de şey oldu. Emtia fiyatlarının ciddi artışını gördük biz. Emtia fiyatları derken işte petrolden bahsediyoruz. Hı. Petrol ve madencilik özellikle bakır fiyatında çok ciddi fırlamalar yaşandı. Ee, yani madencilik kısmında fiyatlar artmaya başladı ve dolayısıyla da altına da yansıdı bu neden bu hafta yükselişte başladı? İşte biz son dönemlerde özellikle son 6 aydır bunlar hep düşüşteydi. Özellikle de altında çok ciddi gerilemeler oldu. Ons fiyatını 2300 dolarlardan altın bayağı düşüş yaşadı. Tabi 1700 dolarlara kadar düştüğünü biz hep burada konuşuyorduk. Şimdi bakıyoruz tekrar 1800 dolarla işte 1900 dolar bandını ons fiyatında tekrar zorlamaya geri gelmeye çalışıyor. Kayıplarını kapatmaya çalışıyor. İşte MTF Piyasalarında ki aslında bu bekleyiş aslında biraz da aşıyla bu ralliye başladılar. Yani fiyatların yükselmesi aşıyla gelen olumlu haberler, aşının yaygın kullanımı özellikle de ABD, Avrupa gibi gelişmiş olan ülkelerde ve İngiltere'de aşı uygulamalarının belli oranları yani belli hı hı. nüfustaki oranları ciddi anlamda aşılanmış olmasından dolayı. Olumlu sonuçlar da geliyor açıkçası bazı ülkelerde. Tabii yani bunun pozitif yansıması oldu hı hı. piyasalara. Ve oradan sonra şöyle bir senaryo ortaya çıktı aslına bakacak olursak. Yani senaryo şuydu. Evet aşılanma hedeflendiği biçimde devam ediyor. Ciddi kitleler halinde nüfus iyi bir şekilde aşılanıyor. Demek ki ekonomi normale dönecek. Piyasalar normale dönecek. Tekrar alışveriş, hizmet sektörü eski normalleşmeyi bu yıl içerisinde kazanabilir. Fakat bu sırada biz 2020'de yaptıklarımızı nasıl telafi edeceğiz? Ha. 2020'de ne yapmıştık? Bütün merkez bankaları olarak parasal genişlemeyi biz yaptık. Parasal genişleme yani çok ciddi anlamda biz e, piyasaya düşük faizli e, nakit sunduk. Yani Amerikan doları olarak, Türkiye'de Türk lirası olarak gibi biz, bütün ülkeler parasal genişlemeye gitti. E, bol kiti de ve bol kitle beraber, nakitle beraber piyasada doğan e, ciddi anlamda balonları da biz e, bunu piyasalarda hı hı. görmüştük. Özellikle hisse senedi borsalarında. İşte Amerikan borsalarının, Avrupa borsalarının Hatta ve hatta bizi iş insanları kendi aramızda konuşurken Türkiye'de aslında zarar etmesi gereken bir Türk hava yolları ya da tav hisselerinin çünkü e, havaalanları zaten şu anda tamamen e, havacılık sektörü çöktü. havacılık sektörü tamamen durmuş nokta durma noktasındayken e, borsada işlem gören hisse senetlerinin değerlerinin artıyor olması tabii ki de bir, burada bir balon işaretini yani bir e, değerinin üzerinde bir şişme bize gösteriyordu. Keza Amerikan ki en büyük balonlardan biri diye e, iddia edilen e, hisselerden biri mesela Tesla'dır. Elon Musk'ın CEO'luğunu <laughs> yaptığı Tesla hisseleri. Şu anda baktığın zaman Tesla'nın bir araba üreticisi olarak en yakın altı rakibinden e, piyasa değeri toplamından daha değerli bir senedi. Fakat hiçbirinin onda biri kadar araba üretmeyen bir firmadan bahsediyoruz. E, ve pazartesi biz şöyle başlıyoruz. Tesla hisseleriyle başlamak üzere yüzde on beş değer kaybıyla ki yani bir günde yüzde on beş çok ciddi rakamdı değer kaybında borsalarda ciddi çekilmeler başladı ve bu tamamen emtia piyasalarına kaymaya başladı. Ee, borsadaki çekilmeler tabii ki bizim hani çok merakla izlediğimiz, takip ettiğimiz, gelişmekte olan kripto para borsalarına da yansıdı. Evet. İşte bugün de Bitcoin de ciddi anlamda %15'in üzerinde kayıp ve bu kaybın daha ne kadar devam edeceği konusunda e, izlenimlerimiz devam ediyor. Rekor Piyasada, bir düşüş yaşıyor şu anda Bitcoin. Son dönemlerde işte kendi rekorunu tazili tazeleye, tazeleye geliyordu. Önce 50 bin dolar bandını kırmıştı bir Bitcoin. Sonra 55 bin dolar direncini kırıp 58 bin dolarla acaba e, hedeflerine 60-65 bin dolar bandına oturur mu derken şu anda geri gelmeye başladı. Tabii bunun. E, Yatırım yapanlar peki ne durumda? Nasıl hareket etmeli bu durumda? Onu soralım. Tabii bizi her zaman vardır. uyarıyoruz. Yani biz e, yakın çevremizdeki insanlara da yatırım tavsiyesi verirken <laughs> şuna dikkat çekiyoruz. Yani kripto para borsaları daha çok yeni. Belli kural çerçeveleri ve regulasyonlar tam oturmamış borsalar. O yüzden manipülasyona çok açık. Çünkü bir de e, borsanın doğası gereği ve çok fazla e, volatil. Yani çok fazla hareketli, iniş çıkışları çok yüksek olan borsalar bunlar. Evet. Peki neden böyle? Birincisi iki faktör var. Biz klasik alışmaya alıştığımız mesela IMKB gibi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası gibi borsalar belli mesaide çalışır. Hafta sonu kapanır. Hafta içinde belli sabah açılışı ve akşam kapanışı vardır. Onun dışında bu borsalarda tabii ki de bizim stop loss diye tabir ettiğimiz bazı hacimler %10'u aştığı zaman borsada hemen frenleme gelir işlemler hı hı. durdurulur. Borsada müdahale gelir. Hep de yatırımcılar çok ciddi zarar görmesin diye bundan. Hı hı. Fakat kripto para borsalarında bu mümkün değil ve borsa tamamen 7/24 çalışıyor. Yani zaman olarak hesapladığımız zaman herhangi bir normal borsaya göre yaklaşık 4 katı daha fazla zaman harcayabiliyorsunuz. Yani aslında belli bir sermayeniz varsa 4 katı daha hızlı çevirip burada kar elde edebilirsiniz. Fakat işte e, regülasyon da olmadığı için yani hareketlenmede evet. 4 katı daha fazla hızlı oluyor. Mesela bakıyoruz 2017 senesinde e, Bitcoin 20 bin dolar seviyesindeyken bir anda 3 bin dolara kadar gerilebiliyor. Yani neredeyse e, 4-5 katına geri gelme yaşayabiliyor işte kripto paralarda. E, bu da işte mesela bu borsayı açıp kapatacak bir sistemin yani bir güvenlik sisteminin olmamasından kaynaklanıyor. Fakat hala yatırım için riskli bir e, sektör, kripto paralar sektörü. E, kar evet. edeyim derken zararda edilebilir. E, olabiliyor bazen. Dolayısıyla daha dikkat etmek gerekiyor. Evet. Çok kısa kısa değinmek istiyorum. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa Direktörü Hans Kluck bir açıklama yaptı. Dedi ki bu salgın 2022'nin başlarında anca toparlanmaya başlayacak. Fakat biz bu salgınla 7-10 yıla kadar yaşayacağız. Yani bu koronavirüs salgının etkileri devam edecek. Fakat bu kapanmalar hala devam edeceğini söyledi ve özellikle 2022 yılının başlangıcı dikkat çekti Hans Klug. Şimdi 2020... ...2020 yılıyla bir kıyaslama yaptığımız zaman... ...dünya piyasaları... ...2021 yılında biraz toparlayacak mı? Nasıl görüyorsunuz siz bu durumu? Çok kısa alalım ardından Irak ekonomisine geçelim. Evet aslında 2021 yılı... ...toparlanma için erken bir yıl. Yani biz şimdi bugün evet... MTA piyasaları geri döndü. Hı hı. Ee, acaba toparlanıyor muyuz diye bir... E, ...soru işareti buraya koyduk. Fakat en az erken yani şu anda... E, biz daha önce geçen seneki yorumlarda şunu söyleydik. Hani aşılanmada aşı üretiminde iyi haber gelirse aşı tarafında tabii ki de piyasalar toparlanacaktır. Hatta bu altın fiyatları da geri çekebilir diyorduk. O zaman ki nitekim de öyle oldu. Aşının yaygınlaşması da işte MTI piyasalarını tekrar toparlayacak. E, fakat önümüzdeki birkaç belirsizlik var. Yani şu anda biz şeyi kestiremiyoruz. Yani mesela Avrupa'da ve mesela Türkiye'de de öyle işten çıkarmalar hala e, o yasaklar kalkmış değil. Yani. Türkiye'de Mart sonunda kalkacak. Hı hı, 31 Mart'a kadar uzatıldı. 31 Mart'a kadar uzatıldı. Bundan sonra oluşacak bir işsizlik, işsizler ordusu ya da işte batık olan yüzdürülen krediler. Ondan sonra 31 Mart'tan sonra yani bahar aylarında, yaz aylarında artık bir arada ekonominin fotoğrafı, genel fotoğrafı ay yuka çıkacak. Yani buzdağının görünmeyen kısmı biraz da masamızın önümüze Ama koyacağız. Şimdi şöyle bir yanı da var. Özellikle işte Türkiye'de mesela 1 Mart'tan itibaren bir normalleşme aşamasına geçileceğini açıkladı Hı -hı. yetkililer, hükümet yetkilileri. Avrupa'da da yine keza aynı şekilde Mart'a kadar devam edecek denildi tüm kısıtlamalar. Ondan sonra 2020'de olduğu gibi Mayıs, Haziran aylarıyla birlikte belki bir açık, açılma da olabilir. Bu açılma ekonomi eğer tabii olursa ekonomiye nasıl 2020 yılına göre İşte sıkıntı nerede bekleyen borçlar var yani hmm. hem sanayinin hem hizmet sektörünün bu 2020'deki zararlarından kaynaklı olarak hem bankacılık finans sektöründe bekleyen borçları var kapanmayı. Hmm. Hem de tekrar çarkı döndürmek için sermaye kayıplarını toparlaması için belli bir süre var. İşte bu sürede 2021'de biz biraz da şeyi göreceğiz. Hani aslında ekonomide işlerin ne kadar kötü gittiğini. Biz işte az önce bir şeyden bahsediyoruz. Asıl etkileri 2021 yılında bu yılda göreceğiz. Biz durumun ne kadar kötü olduğunun fotoğrafını Hı -hı. bu yılda çekip ondan sonra evet toparlanma için belli bir öngörü yapacağız. Çünkü toparlanma için aslında işler... IMF raporlarına baktığımız zaman yani dünya para fonuna baktığımız zaman toparlanmanın 2025 onda 2026'da e, enflasyonun da ancak o zaman baskılanabileceğinden bahsediliyor. Hı. Yani mesela Amerika'daki enflasyon oranı tabii yükselerek devam ediyor. Tahminlerde her yıl yüzde yarım puan artışından ki Amerika için bu yüksek bir rakam. Amerika'da enflasyonun yıllardır baskılandığı ve kontrol altında ve enflasyonun kontrol altında olduğu bir, gelişmiş bir ülkeden bahsediyoruz. Evet. Ee, orada enflasyonun artıyor demesi ki işte bu hafta piyasalara etkilendi o oldu. Ee, öngörülen enflasyon artışından dolayı Amerikan tahvil faizleri arttı. Ee, o yüzden de bütün piyasalardan, e, borsa hisse senedi piyasanın tahvile karşı bir, çok ciddi bir kayış oldu. Çünkü neden ee, tahvil? Biliyorsunuz Amerika'da sağlam yani konkret derler, biz onu en sağlam yatırımdır, garanti yatırımdır Amerikan tahvilleri, faizi e, garantidir. O yüzden bu enflasyonun üzerine reel faizi yani e, artı pozisyona geçtiği için ilk defa geçmiş geçtiğimiz 2020 yılına itibaren reel faiz ilk defa Amerika'da pozitife geçtiği için orada likit kaynaklar tamamen tahvile dönmüş durumda. İşte biz e, bu sene. Ekonomi ne kadar aslında 2020'den ne ne kadar büyük bir darbe aldığımızı bu sene göreceğiz. Hı hı. Hem finansal sektörde, bankacılık sektöründe ne kadar zarar ettiğimizi, sanayinin ne kadar zarara uğradığını ve belli sektörlerin, özellikle de hizmet sektörü gibi sektörlerin ne kadar daraldığının fotoğrafını biz bu yıl çekeceğiz. E, i̇şsizliğin ne denli büyük boyutlarda olduğunu görüp, ondan sonra e, tabii ki de merkez bankaları ve sadece merkez bankalarının para politikası tabii ki de faydalı. Bir de bakanlık taraflarında ülkelerin bakanlık kısmında mali politikalarla birleşerek önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde bu yaraların nasıl sarılacağını biz oturup seyredeceğiz. Peki önümüzdeki yıllar aslında ekonominin toparlanmasının daha iyi olacağı yıllar olacak o zaman. Bizim anladığımız evet. kadarıyla Kesinlikle. bu şekilde. Çünkü ikinci dünya savaşından sonra en büyük ekonomik buhranla karşı karşıya dünya ekonomisi. Dolayısıyla ekonomik toparlanma da o kadar kolay kolay olmayacak. Bu gelişmeler bize onları gösteriyor. tabi dünya etkilendi dedik. dünya ile birlikte bütün ülkelerde de bazı ekonomik krizler yaşanıyor. O ülkelerden birisi de Irak ekonomisi oldu Irak işgal iç savaş ve son olarak da 2014 yılında işitle mücadele yönünde ekonomik olarak büyük bir darbe aldı dünyadaki ülkeler gibi 2020 yılında ise yine koronavirüs salgını nedeniyle Irak ekonomisi büyük oranda bir darboğaz içerisinde dolayısıyla ülkedeki memurların maaşlarının ödenmemesi gıda fiyatlarında artışlar özellikle elektrik fiyatlarının da artması ve elektriğin karşılanamaması gibi Irak ekonomisinde ciddi anlamda bazı krizler yaşanıyor. Şu anda Irak ekonomisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Örnek olacak verirsek Irak hükümetinin şu anda aylık geliri 3 milyar dolar. Bu geçen seneye kıyasla yarı yarıya daha düşük ve enflasyon da tabii hani 2014'te bahsettik kriz vardı, işte mücadele vardı, gösteriler, işte iç karışıklıklar, bunlar ekonomiyi etkiliyor tabii bunun üzerine bir de salgın etkili, eklenince Irak ekonomisi daha da bir darboğazın eşiğine geldi. Gayri safi yurt içi hasıla 2018 yılında 225.67 iken bu oran 2020 yılında yani koronavirüs salgının yaşandığı geçen senede 178.11 oldu ve bu gayri safi yurt içi hasılanın da 2021 yılında bu yılda 196.27 olması bekleniyor. Bir yükselişin olması söz konusu. 2022 yılında da bu yükseliş artacak ve 208.23'e ulaşacak IMF'nin açıkladığı verilere göre. Şu anda enflasyon oranı 2018'de 0.4 2021'e geldiğimiz zaman 1.0'a yükselmiş durumda. Nasıl görüyorsunuz Irak ekonomisini? Irak'ta işlerin tek iyi gittiği nokta enflasyondu. Tabi devalasyonla beraber onu da kaybettik. Evet. Şimdi Irak, 17 yılın ardından bir devalüasyon kararı alındı. Tabii 17 yılın ardından. Şimdi Irak'ın en aslında çok temel problemleri var. Yani hı hı. işin siyasi kanadı ki o konuya çok fazla girmeyeceğiz. Yani biz biraz daha ekonomik tarafından ele alacağız. Fakat yani siyasetteki siyasi gelişmeler aslında ekonomik ortamı bir türlü iyileştirmiyor maalesef. Şimdi tabii ki de bir diktat rejimi vardı yani Saddam Hüseyin dönemi. Ondan sonra Irak demokrasiye geçmek için belli adımlar atmaya çalışıyor. Fakat gördüğümüz kadarıyla geçen bunca yıl aradan sonra hala bu konuda başarılı olmuş değil. Yani şu anda Irak'ın genel resmine baktığımız zaman, yani kendinizi bir benim gibi iş insanı yerine koyun. Yatırım yapmak isteyen ki Irak'ın yatırımları, foreign direct investment dediğimiz yabancı yatırımları her son birkaç yıldır eksi veriyor. Son geçmiş yılda da zaten eksi -4.8 milyar dolar bir kaçış oldu Irak ekonomisinden. Yani bir yatırımcı yatırım yapmak istediği zaman Irak'ın resmine baktığı zaman bir kere çok bölük pörçük bir siyasi yapılanma var. Yani Irak'ın kuzeyinde bölgesel bir yönetim var sürekli Irak'ın belli başlı bölgeni özellikle de Türkmenlerin yoğun yaşadığı bölgelerde hak iddia eden haksızca bir bölgesel yönetim var. E, Güney Bağdat yönetimine bakıyorsunuz. Hala sıkıntılar, patlamalar, işte civil unrest dediğimiz işte propagandalar yani ayaklanmalar e, meetingler düzenliyor. Neden? O kanatta da devlet, hükümet e, kamu çalışanlarının maaşını ödeyemez evet. durumda. E, bakıyorsunuz petrol sanayinde Yatırım yapmanız gerekirken hükümetin, çünkü tek gelir kaynağı yani Irak hükümeti, Irak ekonomisinin yüzde 85'i petrole dayalı. Ki biz hep yatırım tavsiyesi verirken de bunu söylüyoruz. Hani yumurtalarınızı tek bir sepete koymayın. İşte belli başlı yatırım yaparsanız bunu her zaman bölün riskinizi. işte biraz altın alın, biraz dövize yatırın, biraz da borsada bunu dörde beşe bölmeye çalışın. İşte bunu bir ekonomi çerçevesine baktığımız zaman tek yumurtanız var ve o da tek sepette yani Irak ekonomisinde çünkü gelişmemiş, yıkılmış bir sanayisi var. Tabii ki de bunu da sadece Irak ekonomisini eleştirmemek lazım. Başından geçtiği savaş döneminde yani ABD'nin yaptığı bombalamaların sanayinin can damarını vurması, özellikle işte elektrik kesintilerinden bahsettiniz. ya yani Petrol zengini bir ülkenin kendi elektriğini üretmede yetersiz kalması, işte 2. Körfez Savaşı'nda bombalar elektrik santrallerinin sebebidir, sonucudur. Fakat onun yerine bir türlü de koyamadı. E şimdi ne oldu? Covid ile beraber. Bir anda 60-70 dolar bandında olan yani 50 doların üstünde olan bir petrol fiyatı bir anda hiç Covid ile beraber 2020'de yarı yarıya düştü. Yani koca bir ülkenin ekonomisindeki gelirler yarı yarıya azaldı. İşte en son baktığımız zaman siz de bahsettiğiniz 3,5 milyar dolar petrol geli var evet. Irak ekonomisinin. Fakat sadece kamu maaşlarını ödemesi için 5 milyar dolara ihtiyacı var çünkü devlet de hala çok buradan baktığımızda çok sosyalist bir yaklaşım var aslında. Özel sektörü burada fırsat hiç tanınmamış. Aslında bir yandan da bunu ters bir eleştiri olarak alabiliriz. Çünkü özel sektörün yatırım yapıp hani piyasaya girmesi için uygun bir güvenlik ortamı da sağlanmamış. Yani işte her zaman da hukukun üstünlüğü de önemli bir maalesef Muzur'da. öyle. Yani en çok yani demokrasi bir kere herkesin katılımcı olduğu bir demokrasiden bahsetmemiz lazım. İşte biz Türkmenler olarak şikayetimizi hep dile getiriyoruz. Bizi hep dışlayan bir siyaset var yani Irak'ın bütün genelinde katılımcı bir demokrasiden söz etmemiz kesinlikle mümkün değil. Irak Irak demokrasisinde yani Irak siyasetinde ki ekonomide böyle bir katılımcılıktan nasıl bahsedebiliriz? Yani ekonomide bir iyileşmeden nasıl bahsedebiliriz? Tabii ki de bahsedemeyiz. Yani ekonomideki işlerin kötü gitmesinin sebebi aslında bir türlü toparlanamayan bir siyasi yapı. Yani şu anda Irak bir feder devlet mi olacak? Yoksa Irak eyaletleri mi bölünecek? Yoksa Irak tek bir cumhuriyet olarak tekrar birliğini sağlayacak mı? Bu belirsizliğini hala devam ettiriyor ve önümüzdeki yıllarda da devam ettirme devam edecek gibi. Bunun biz çözülemeyecek bir sorun olduğunu görüyoruz yatırımcılar, sanayiciler ya da yurt dışında bulunan sıcak para işte Amerika'daki JP Morgan gibi yatırım fonlarının ülkeye getir milyar dolar yani borç verme tahvil sunma ondan sonra sıcak para ülkeye koyup yani piyasayı canlandırmalar için öncelikle bu güvenlik ortamının ve demokrasi ortamının sağlam olması gerekir. Sizin de bahsettiğiniz gibi yani hukuk ortamının bir kere sağlam olması lazım. Çünkü evet. yaptığı yatırımların hukukta karşı hukuk güvencesiyle piyasada başına bir şey gelmesi, gelmemesine emin olmaları gerekir. Fakat maalesef Irak'ta bu mümkün değil. Onun dışında mesela bankacılık sektörüne bakıyoruz. Yani finans sektörüne bakıyoruz. İşte biz program açılışında kripto para borsalarından bahsettik. Hı hı. Bitcoin'den, Amerika'da, Çin'de kripto paraların. Ee, ne kadar ileri gittiğini biz biliyoruz. İşte programlarda onu anlatmaya çalışıyoruz. Amerika'da artık kurumsal firmalar kripto paralara yatırım yapabiliyorlar ve bu e, Amerika'nın SEC dediğimiz oranın e, piyasa düzenleme kurulu tarafından da onaylanmış durumda. E, i̇şte en büyük his, hisse senedi e, Tesla'nın bile bir buçuk milyar dolarlık bitcoin'de yatırımı var. Bilançosuna bunu koyabilmiş. E, kripto paralar orada artık Avrupa'da bunun kanunları Amerika'da çıkmış. Avrupa'nın birçok ülkesinde kripto paranın bir menkul kıymet olarak e, kanunları belirlenmiş. E, tabii ki de Avrupa Birliği'ne tam yaygınlaşmış değil. E, Türkiye'de de kanuni mesela açıklıklar var. Evet. Orta Doğu'ya bakacak olursak mesela Tunus'ta bu kanun yerleşmiş. Mısır'da kripto para kanunu yerleşmiş. E, Birleşik Arap de bu kanunlar yerleşmiş. Ve e, bu ülkeler, bu Arap ülkeler de bu kripto paraları kullanıyor. Bunun ticaretini yapıyor ve menkul kıymet olarak bunlara belli yatırımlarda fon ayırabilirken biz Irak'ta hala nakit döngüden bahsediyoruz. Fakat hani belirtelim yeni elektronik bankacılık sistemine de geçti hı hı. ülke. Bankacılık sektörüne katkıları nasıl olur? Özellikle işte nakit sistemin hakim olduğu bugüne kadar bir ülkeden bahsediyoruz. Ekonomiye bir katkıda bulunur mu elektronik sistemi? Aslında şöyle elektronik sistem biliyorsunuz yani 1800'lerin başında geliştirilmiş. Evet. Yani 1890'da ilk elektronik EFT'nin gerçekleştiği bir altyapı. Çok eski bir altyapı. Evet. Yani Irak bu çok eski altyapıyı da daha yeni yeni kurmaya çalışırken aslında belki de Irak ekonomisinin en iyi yapacağı şey geleceğin bu para sistemi olan kripto paraya araştırma ve geliştirmeye ayırması. Hızlı geçiş yaparak belki gelişmiş olan ülkeleri bu noktada yakalayabilir. Çünkü para piyasası düzeni yani finansal piyasa çok ciddi anlamda değişiyor. Mesela biz işte şeyden bahsediyoruz. EFT'yi diyoruz. EFT normalde sadece mesai saatleri içerisinde transferi yapılabilen bir para yollama biçimi. Fakat Bitcoin gibi işte kripto para borsanın 7.24 çok kolay para transferleri ve daha düşük ücretlerle para transferi sunmasından sonra bütün finansal piyasalarda ve bankacılık sektöründe bu çok ciddi değişime sebebiyet verdi. Artık bakıyorsunuz EFT işlemi 7.24 yapılmaya başlandı. Evet ve e, eskiden e, alınan o e, harçlar yani para transfer bedelleri onda birine düşmüş durumda. Çünkü aslında karşınızda bir kripto para e, rekabeti var. Yani kripto parayla rekabet ediyorsunuz artık bir banka olarak. O borsayla rekabet ediyorsunuz para transferinde. E, mesela işte bir Ripple'dan bahsediyoruz. İşte 3 saniye içerisinde para transferinizi dünyanın herhangi bir yerinden herhangi bir yerine ya cüzdanınıza ya da borsanıza çok hızlı bir şekilde para transferini sağlayabiliyor. Rekabeti de arttırdı. E, EFT'de maalesef evet. öyle değil. Üç iş günü gerekiyor size. İşte bu e, kripto paralar finansal piyasayı tamamen değiştiriyor. Yani Irak aslında elektronik sistemle yakalamaya çalışırken aslında tren başka bir yere doğru kaçmakta şu anda. E, o yüzden treni yakalayabilmek için son teknolojilere özellikle de kripto para teknolojisine araştırma ve geliştirmenin Merkez Bankası'nın nezdinde yapılması çok önemlidir. Geç alınmış mı bir karar bu? Bakacak olursak e tabii ki de çok geç almış ama tabii siyasi bu işin siyasi boyutundan dolayı yani. Evet. Ee, Venezuela mesela bunu çok iyi farkındaydı. Şimdi Venezuela ile Irak ekonomisi aslında çok benzer. Tamamen petrol dayalı iki ekonomi ve diktatörlükle yönetilmiş uzun yıllar iki ekonomiden bahsediyoruz. Bu yüzden sürekli manipüle edilmiş. Sadece belli kesimlerin zenginleştiği, ondan sonra katılımcı olmayan bir ekonomi ve katılımcı olmayan bir demokrasinin yaşandığı iki ülkeden. Darbeye kadar gitti. Darbeye kadar gitti tabii. Venezuela'da e, durumu farkına vardı aslında. Çünkü petrol gelirleriyle şu anda Venezuela ekonomisinde tabii enflasyon çılgın boyutlarda yani bir hiperenflasyondan bahsediyoruz. Fiyatların günlük ve bunun da sürekli gıda kıtlığına ki siz de değindiniz Irak'ta gıda sıkıntısı da başladı. Evet. ki bu tarz hiperenflasyonist hareketlerin olduğu yerlerde tabii ki de ilk başta gıda sıkıntısı yaşanır. Çünkü bizim insan doğası olarak kıtlık psikolojisiyle hareket ettiğimiz için aslında belli zenginliği olan, belli imkanı olanların gıda stoklamasından dolayı piyasada bir tabii ki de arzda bir problemler yaşanıyor. Hatta yeri gelmişken açıklayalım o zaman Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı raporu açıklandı ve 2020 yılında yapılan bir araştırmaya göre Irak'ta 3 milyon, milyon insan temel gıdaya ulaşamıyor. Bu aslında evet. yüksek bir sayı değil mi? Çok yüksek bir sayı. Eğer Irak'ın nüfusunun 38 milyon üzerinde olduğunu sayarsak evet. gerçekten çok yüksek bir sayı. Çünkü Irak'ın istihdam yani iş gücüne katılım oranı gerçekten çok düşük. Baktığımız zaman hı hı. Irak nüfusunun çoğu aslında kamu görevlisi. Ama sanayide çalışan ki sanayinin iş gücüne katkısı sadece yüzde 25'te. Ki bunun e, gelişmiş olan ülkelerde yüzde 50'nin olduğu, yüzde 55, yüzde 60 bandında olduğunu biliyoruz. Sanayi her zaman dinamiktir yani hı hı. E, gelişmiş olan ülkelerde. Özel sektör en büyük dinamiktir. E, işte Irak'ın bir kere en büyük yapması gereken ekonomik olan problem aslında en büyük yatırımcının, en büyük paranın finansal sektörün, yani finansal hareketin döndüğü yer kamunun değil, özel sektörün olması lazım. Bunun için de özel sektöre çok ciddi teşvikler gerekiyor. Mesela özellikle özel sektörde teşvik örneklerini biz e, Türkiye'de sıklıkla rastlıyoruz. Amerika'da sıklıkla rastlıyoruz. Amerika'da mesela yazılım sektöründe e, kurumlar vergisi dediğimiz yani şirketlerden al yıl sonunda bilançolarından yaptığı net kardan alınan kurumlar vergisinin yazılım firmalarında belli başlı bölgelerde, Kaliforniya gibi, Silikon Vadisi gibi yerlerde yüzde sıfır olduğunu, böylelikle yazılım firmalarına gidip burada araştırma yapıp firmalarını buraya taşıdığını görüyoruz. Ya da mesela Türkiye'de sanayi kuruluşlarının işte organize sanayi bölgelerinde, çok düşük bir bütçeyle fabrika kiralayabildiklerini görüyoruz. Ve bunun da direkt teşvini devletten alıyorlar. Çünkü organize sanayi bölgesini Türk hükümeti kendisi kuruyor ve binaları da kendisi yapıyor. Ve siz sadece ucuz orada üretim yapma vaadiyle belli anlaşma çerçevesiyle fabrikanızı OSB'ye taşıyorsunuz organize sanayi bölgesine. Ve burada sadece ucuz kiradan faydalanmıyorsunuz. Aynı zamanda çalışanlarınızı sigorta primleri gibi, SGK yatırımları gibi buradan çok ciddi teşvikler sağlıyorsunuz. Bunu niye yapıyor Türkiye Devleti? Tabii ki de en büyük yatırımcının kendisinin yani ekonomiyi yürüten dinamiğin en büyük kendisinin değil tamamen özel sektörün olması istiyor. Çünkü yaşadığımız dünyada yani bu kapitalist sistemde mecburiyet bu. Zaten kapitalizm kapitalden gelir Yani sermayeden. Sermaye sahiplerinin yönettiği hükümet biçiminden bahsediyoruz. Dünyada kapitalist gidiyor şu anda. O yüzden biraz daha tabii ki de bunu karşı örnekle karşımızda var. İngiltere gibi. İngiltere tamamen sosyal bir devlettir. O yüzden oradaki yatırımcının üzerinde çok büyük yükler vardır. Vergi yükü vardır. Vatandaştan çok yatırımcıda vergi yükü vardır. Fakat bu gibi gelişmekte olan ülkeler ee, olmazsa olmaz bu sermaye çekmek için sermaye yatırımlarını arttırabilmek için ve e, kamu harcamalarından çok özel sektör harcamalarına doğru bir kayış yapıp ekonomiyi büyütebilmek adına e, çok ciddi teşvikler vermesi lazım teşvik vermek de yetmiyor tabii ki de bu alanların e, en azından yani kurulan bir organize sanayi bölgesinin bile e, ciddi anlamda güvenliğinin sağlanması lazım ki hı hı. maalesef Irak'ın biliyorsunuz e, sürekli mücadele ettiği Terör grupları var kuzeyde PKK, evet. PYD olsun onun dışında e, IŞİD, Daesh. IŞİD, Daesh olsun yani Musul'da e, çok ciddi tahribatlar yapan IŞİD olsun bu tehlikeleri bertaraf etmesi gerekiyor Irak'ın. tabii Büyük bir çıkmazda aslında siyasi bir çıkmaz var. Özellikle bu siyasi çıkmazdan çıkmaz çözülemediği süreci biraz da özel sektörün de gelişmesi pek mümkün görünmüyor ki özellikle ekonomistler de Irak'a yönelik yaptıkları değerlendirmelerde mali harcamaların dizginlenmesi gerektiğini söylüyorlar ve bununla birlikte yolsuzluğun önlenmesi, mali yönetimin iyileştirilmesi ve finans sektörünün güçlendirilmesinin yer almasını söylüyorlar. Ancak bu şekilde Irak ekonomisi daha iyi duruma gelebilir. Fakat hani dediğimiz gibi hep üzerinde de duruyoruz. O siyasi çıkmaz halledilemediği sürece bunun da pek mümkün olmayacağı görülüyor. Fakat bununla birlikte şimdi Irak'ın ekonomisine baktığımız zaman hükümet olarak da dış borçlanma da ciddi oranda artıyor. Ve aslında IMF ile bir görüşme söz konusu. Evet, Neredeydi dış borçlanma onun? yasası evet, meclisten geçti. 6, milyar 6 milyar dolarlık kredi için bir IMF Hı -hı. ile görüşmeler yapıldığını evet. açıkladı Hükümet Maliye Bakanı Ali Alavi. Bir koronavirüs salgını sonrasında ilk olarak 2 milyar dolar, ardından 4 milyar dolar kredi başvurusunda bulunacaklarını evet. açıkladılar. Fakat cari hesaplara baktığımız zaman dolar üzerinden 2018'de 15.13'müş cari hesabı. 2021'e gelelim. Eksi 23.67 ve dış borçlanmada özellikle ekonomik krize yönelik olarak son bir darbeyi de İran vurdu. İran'a yönelik bazı borçlanmaları var. Evet. Doğalgaz ve elektrik borçlarından evet. ötürü ki bu da tuhaf bir durum aslında. Petrol zengini olan bir ülkede petrol yataklıklarının zengini olan bir ülkede daha doğrusu doğalgazın ve elektrik borçlarının olması değişik bir durum. İşte bu noktada İran borçlarının ödenmesini istiyor. Fakat o ödemeyi de euro hesabıyla yapacağını açıkladı. Öyle yapılmasını istedi. Irak'ta da hükümet yetkilileri bunu doğruladı. Bunu da başta programda konuştuk aslında. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz dış borçlanmayla birlikte sorayım. Evet yani size katılıyorum. Tabii ki de yani Enerji zengini olan bir ülkenin enerji fakiri bir durumda, evlere elektrik dağıtamaz bir durumda olması çok büyük talihsizlik. Ama bu talihsizliği yaratan da tabii ki de Amerikan Savaşı'ydı yani. İkinci Körfez Savaşı, daha doğrusu Birinci Körfez Savaşı'nda çok ciddi bombalamalar yapılmıştı. Alt altyapı bombalamaları yapılmıştı. İkinci Körfez Savaşı'nda tamamen tarumar edildi. Ee, ve maalesef şimdi enerji, evet İran'la yapılan anlaşmaya değindiniz. Şimdi euro ile yapılması tabii ki de İran-Amerikan çekişmesinin bir sonucu. Yani Amerikan dolarından kaçış, orada bir Amerikan dolarına karşı cephe alma. Buradaki ticareti Amerikan dolarının dışında ne olursa olsun, yani Türk lirası, Çin yuanı bile ol, olsun ama Amerikan dolayıyla bu ticareti yapmayalımın sonucu işte euro ile yapılmasının sebebidir bu. Çünkü Çin tarafında da bir şey var. Yani Amerika ile olan ticari savaşta Çin'in ciddi anlamda bir Amerikan dolarından Kaçma var. Özellikle de Türkiye'nin mesela son yıllarda gördüğümüz S400 çekişmesinin Amerika ile sonuçlarından biri de evet. e, Türkiye Merkez Bankası'nın elinde bulunan Amerikan tahvillerinin yüzde yüzünü satmış durumdadır. E, Türkiye Merkez Bankası'nın artık Amerikan tahvili elde bulundurmuyor. Yani bu Türkiye bile yani bu bölgedeki e, en büyük ekonomilerden birinden bahsediyoruz. E, Amerika'ya karşı Amerikan dolarına karşı cephe almış durumda. Ee, tabii ki de bunun biraz da 2020'deki e, aşırı dolarizasyondan yani dünya çapındaki dolarizasyondan e, yani kontrolsüz bir para genişlemesinin de Fed'in yaptığı kontrolsüz Hı -hı. para genişlemesinin de sonuçları var. Tabii ki de ama bir örnek verecek olursak tabii ki de mesela e, bağdatlı bir inş, inş, iş insanı e, tanıdığım e, kendisiyle İstanbul'da buluşmuştuk, görüşmüştük. E, kendisinin babasının kapı fabrikası vardı Bağdat'ta. Ve Bağdat'taki kapı fabrikası Saddam döneminde kapalıydı. Özellikle 2. Körfez Savaşı'ndan sonra kapatmak zorunda kalmışlardı. <laughs> ve aradan geçen savaştan geçen birkaç yıl sonra 2010'da Bağdat'a geri döndü. Bu hikayeyi bana anlattığı zaman başından geçen olayı şöyle tasvir ediyordu. Her gün fabrikayı ziyaret ediyordu. Tabii ki de bir sanayici olarak makinalarını bakım ve onarımıyla uğraşırken bir gün yolda bomba tuzağı kurulduğunda ondan sonra o bomba tuzağı son derece şans eseri kurtulduğunu yani bombanın patlamamasından dolayı. Çünkü ondan önce geçecek olan Amerikan askeri konvoyuna düzenlenen bir bu bir tuzağının olduğunu söyledi. Ve bu yüzden de 2010 yılında fabrikayı tekrar kapatarak terk etti ve şu an geldik 2021 yılına. Hala kendisi İngiltere'de yaşamaktadır. Ve fabrika hala altılı bir şekilde kalıyor. İşte gördüğünüz üzere yani bir iş insanının Irak'ta yani e, gelip yatırım evet, çok yapması... Çok da iyi özetliyor aslında. Evet ya da mevcut bir yatırımı tekrar ayaklandırması için belli bir güvenlik ortamı maalesef henüz yok. <laughs> yani insanlar gene çevre ülkesinde bu yatırımı yaparım Irak'a ithalat yaparım mantığıyla ilerliyor. O yüzden mesela Türkiye'de Antep çevresinde ve Antep üzerinde e, çok ciddi anlamda hem Suriye'den ve hem de Irak'tan e, ve İran'dan da keza öyle... Ciddi sanayicilerin orada yatırımları var. Hı hı. Türkiye, i̇ş yerleri de açıyorlar çok sayıda. Özellikle Gaziantep gibi şehirlerde. İş yerleri üzerinde evet bunu İstanbul'da bile Türkiye'nin bütün genelde birçok yerinde görebiliyoruz. Fakat sanayi anlamında yakın bölgede yani Türkiye'nin güneydoğusunda e, ciddi Türk hükümetinin teşviklerinden yabancı yatırımcı olarak faydalanarak alınarak e, oralarda yatırım yaptığını görüyoruz. İşte neden? Çünkü tamamen savaştan, güvenlik ortamından, yani güvensiz bir ortamdan güvenli ortama kaçtığını görüyoruz. İşte Irak ekonomisinin en büyük aslında problemlerinden biri de bu Terör. güvenlik. İşte Güvenliği de sağlamak için tabii ki siyasi istikrar gerekir. Siyasi istikrar olmadan güvenliği siz maalesef sağlayamıyorsunuz yani ülke çapında. Ve o yüzden de işte IMF'den borç alıyoruz. Yani hı hı. uluslararası para fondan 6 milyar dolar, yarın 10 milyar dolar borç alsın Irak. E, borçlar gene düzelmeyecektir. İşler yoluna gitmeyecektir. Çünkü biz bunun örneğini Türkiye'de gördük. Evet. Yani Türkiye'de 2001 krizi çok ciddi devalüasyonları beraberinde getirmişti o dönem. E, normalde Türkiye şu an o dönemki Türkiye şu anki Irak'ın e, sabit kur politikasını izliyordu dolarda. Ve e, bir anda hareketli kuru e, geçtikten sonra Türk lirası ciddi anlamda develi olmuştu. Ve o devalüasyondan sanayiciler, yerli halk çok ciddi anlamda etkilenmişti. 2001 ve bu bir ekonomik kriz yaratmıştı. E, ve sonunda işte Kemal Derviş yönetimindeki e, Uluslararası Para Fonu'nda belli politikalarıyla gelmişti. Hı hı. Yani IMF de tabii ki de kara kaşınıza kara gözünüze borç vermiyor hı. hiçbir hı. ülkeye. E, IMF geldiği zaman borçla kesinlikle yanlış giden bazı şeyleri, düzelmesi yöntemiyle geliyor. Yani hı hı. IMF evet sizi bugün Irak hükümetine 6 milyar e, dolar borç verebilir. Yarın 60 milyar dolar da borç verebilir. IMF'in finansal kaynağı tamamen geniş. Çünkü IMF'e üye olan çok sayıda gelişmiş ülke var. Yani Türkiye, Amerika'sı, Avrupa ülkeleri IMF üyesi ve bu IMF'e fon sağlıyorlar. Bu fondan hı hı. Irak hükümeti para çekebilir. Fakat IMF kesinlikle kendi şeyini dayatacaktır. Buna... Şüphesiz zaten Hı -hı. 2020 yılındaki salgınla birlikte birçok ülke e, IMF'e başvurdu. Fakat evet. ekonominin düzelmesi için e, IMF bir çare değil mutlaka işte bu siyasi istikrarsızlığın düzeltilmesi işte o terör terör belasının dan kurtulması önemli. E, son olarak e, süremiz de kısaldı. E, Çin'in e, Irak ekonomisinde bir başat aktör olma talebini görüyoruz. Özellikle işte evet. 2007 yılından sonra enerji sektöründe ciddi anlamda yatırılıyor tırımlara imza attı ve 2013 yılında da kuşak yol projesini duyurmasının ardından mevcut varlığını Irak'ta daha da güçlendirdi için. Irak ekonomisi için nasıl görüyorsunuz? Özellikle bu işte Erbil yönetimine yönelik olarak özellikle petrol yatakları orada Erbil yönetiminin Hı. olduğu bölgelerde daha fazla ve özellikle oradaki yatırımlarını arttırıyor ve Irak hükümeti de aslında duyurdu o şeyi nereden görebilirim aslında şey zaten. 7 tane Hı -hı. bir petrol elektrik santralinin de açılacağını söyledi Doğru. Irak hükümeti onu da duyurmuş oldu. Onun şu anda notlarını göremiyorum ve ama ilerleyen dakikalarda Çinli, olursa aktaralım. Onu özel da. sektör yatırımları. Evet. Tabii ki de. Yani kamu yatırımları değil yani burada tekrar kamu, kamu özel evet. sektör aynen, ayrımı aynen. burada da görüyoruz yani Çin'i özelinde bahsedecek olursak tabii Çin'in en büyük cari açığı verdiği nokta enerji. Çin ekonomisi evet biz bahsediyoruz Çin ekonomisi çok büyüyor Amerika'yı yakalamış durumda 2030'a geldiğimiz zaman Amerika ile kafa kafaya giden bir ekonomi olacak sanayisi çünkü sanayisini ciddi anlamda geliştirmiş. Ve Amerika'yı geçmiş durumda bir pozisyon hı hı. görüyoruz. 2050'de artık e, Amerikan emperyalizminden Çin emperyalizmine geçiş olur mu diye bu siyasi çevrelerde konuşulan hani stratejistlerin e, yaptığı analizler bu noktada. Fakat Çin'in en büyük handikapı tabii ki de e, enerji. Çok ciddi enerji açığı var. Yani petrol üretimi e, neredeyse yok. Yani petrol sahası yok zaten Çin. E, her ne kadar yüz ölçümü çok büyük olsa da. Rusya'ya nazaran daha küçük olsa da ama petrole kaynaklarına ulaşmada çok zorluk çekiyor. O yüzden Çin arasında hep dikkat ederseniz İran'la çok iyi tutmaya evet. zorunda. İşte özellikle Orta Doğu ülkeleriyle iyi tutmaya çalışıyor. Ve buralarda ciddi yatırımlar yapıyor ki buradaki petrol akışı aksamasın diye yani ucuz yolla petrolü e, tamamen kendi topraklarına çekebilsin ki yumuşak güç olma yolunda da gidiyor mesela Irak'ın çeşitli bölgelerinde Çin okullarının açtı, açıldığı yönünde bilgiler var Hı -hı. E, sadece işte enerji değil farklı yollarla işte o yumuşak gücü kullanarak da e, iki ülke arasındaki ilişkileri bu yönde ilerletmeyi deniyor aslında Amerika ile Çin'in en büyük kavgalarından biri de o çünkü evet. ikinci Körfez Savaşı sonrası. Amerika kendi özel sektörünün Irak'ı tekrar şahlandıracağı ve e, yıkılan e, Irak'taki Irak sanayisini, Irak altyapısını Amerikan firmalarının tekrar ayağa kaldıracağını planıyla bu, bu e, silah anlamında ciddi yat, savaş yatırımı yapmıştı. Fakat bunun ekmeğini bakıyoruz şu anda. Çin yemeye başladı yavaş yavaş. Daha proaktif da, davrandı özellikle Çin özel sektörünün. E, çünkü Çin'in zaten e, yayılmacı politikası ticari yayılmacı politikası hız kesmeden devam ediyor biliyorsunuz. İşte inşa ettiği tren yollarıyla enerji maliyetlerini daha doğrusu enerjinin aktarımı maliyetlerini düşürmesi noktasında attığı adımlar çok büyük. Agresif evet. davranıyor. Çünkü bir Çin gayet şunu çok iyi farkında. Eğer enerji problemini çözemezse tekrar ekonomisi daralmak zorunda kalır. Zenginleşmeden daralacaktır. Tekrar orta halli ekonomi ...tuzağına geri düşecektir. Hı hı. Türkiye örneğinde olduğu gibi. Türkiye'nin en büyük şeyi oydu. 2001 krizinden sonra IMF kredileriyle 2008'e kadar, 2010'a kadar... ...Türk ekonomisi çok ciddi anlamda büyüdü. Çok iyi gelişti. Hı hı. Fakat Türkiye'de enerji fakiri bir ülke. Hatta kendi elektriğini üretmede zayıf kalmış bir ülkeydi o zamana kadar. Ve bunun ceremesini çok çekti ekonomi. Cari açı tekrar işleri iyi gidiyor, ülke zenginleşiyor derken... ...bir anda o bütün zenginlik aslında petrole enerjiye akmaya başladı. Yani yurt dışındaki şeye gitti. Ve zaten ekonomistlerin, bu işin uzmanların yaptığı en büyük analizlerden, uyarılardan biri de şudur. Eğer siz enerjide dışa bağımlı bir ülkeyseniz, Irak gibi değil tabii ki de. Evet. Irak aslında elektrik, elektrik üretiminde çok dışa bağımlı. Ama petrolde dışa bağımlı bir ülke olduğu zaman sanayi büyümenizi, ekonomi büyümenizi de kontrol altında tutmanız Etkili. lazım. Enerji piyasasında eğer fiyatlar çok yukarıdan gidiyorsa, yüksek fiyatlarda ise ekonomi büyümenizi frenlemeniz gerekiyor. Bazen o ekonomi büyümesi size çok iyi gelmeyebilir. Türkiye'nin de 2010 sonrası işte ekonomik sıkıntılarının günümüze gelen ekonomik sıkıntıların sebebi de odur. Genel makro anlamda gördüğümüz üzere. O yüzden Çin'in ilgisi Irak noktasında hız kesmeyecektir. Yani Çin yatırımları devam edecektir. Zaten 60 milyon ton ham petrol ihracatıyla 2020 yılındaki son verilere göre Çin en büyük üçüncü tedarikçi durumunda şu anda. Son sözlerinizi alalım ardından kapatalım çünkü evet. süremizin sonuna eriyoruz. Yani hep şunu söyledik. Yani iş insanları olarak, Türkmenler olarak tabii ki de biz Irak'ın iyiliğinden başka bir şey istemiyoruz. Çünkü Irak'ın iyiliği hepimizin iyiliğidir. Ekonomik anlamda da ortamın iyileşmesi açısından hepimizin daha iyi refah düzeyinde yaşamımızı Irak ülkesi içerisinde, Irak sınırları içerisinde gerçekleştirmemiz için öncelikle bir siyasi istikrar, siyasi istikrarın sağladığı bir güvenli ortamı ve bu güven ortamı ile birlikte yabancı yatırımcının ve yatırımcıların yatırım yaptığı, sanayinin geliştiği bir Irak ortamı ve Irak ekonomisini görmek hepimizin en büyük arzusu. Hı hı. Son olarak da ekleyeceğim demiştim, belirteyim. Irak Kabinesi Ulusal Yatırım Komisyonu, Elektrik Bakanlığı da 7 alternatif enerji hı. santralinin inşası için yapılacak bir yatırım projesine onay verdi. Bu elektrik santralleri de... Kerbela, Vasit, Babilon ve Almatana eyaletlerinde inşa edilecek bu bilgiyi de aktarmış olalım. Evet. Katkılarınız için de teşekkür edelim size. Ben teşekkür ediyorum. Evet, değerli izleyenler bu haftalıkta programımızın sonuna geliyoruz. Haftaya yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.